Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün Adobe Movies'e Overlook Buy yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne farkları var aralarında. Bunları göreceğiz hep beraber. Hemen gördüğünüz gibi şu anda yanımda unicorn. Benim unicorn'um şu anda yok arkadaşlar. Bildiğiniz üzere buradaki şu anda bu unicorn'dan başlayalım. Gördüğünüz gibi unicorn'a bakalım. Şöyle bir bakalım. Buradaki unicorn gerçekten biraz daha farklı. Kanatları falan çıkıyor unicorn'un. Daha böyle hayalperest renkli bir unicorn. Ama Adobe Me'de böyle değil. Ama onu da göreceğiz zaten sonra gidince. Buranın gatlı peti, yani en değerli peti şu anda kitticorn arkadaşlar, yani en değerli pet şu anda bu. Dün çıkarmıştık bunu da. Eğer dünkü videoyu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Açmıştık ve kitticorn'u çıkarmıştık arkadaşlar. Hemen şöyle ilerlemek istiyorum. Şimdi bugün VS attıracağız. Bakalım Adobe Me daha iyi bu mu? Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Adobe Me çok uzun yıllardır oynandığı için. Tabii ki Adobe Me'nin ticaret sistemi falan var. Onlar daha eğlenceli. Ama haritasını biraz büyütebilir ve yeni şeyler ekleyebilir diye düşünüyorum. Burada böyle bir alan yapmışlar oturmak için. Daha gerçekçi. Hani daha bir oynarken daha büyük bir yerdeymiş gibi hissediyor. Burada takipçilerimiz var. Hepsi de böyle biraz almış, bizden görmüştür. Büyük ihtimalle diyorum. Çünkü biz bu oyunu gerçekten çok oynadık, çok sevdik. Pet bölümü de arkadaşlar devasa. Gerçekten dışında pet olduğunu anlıyoruz. Pet yazmışlar. Ve her yere böyle pet heykelleri falan konmuş. Bence bu harika düşünülmüş. Arabalarda zaten arkadaşlar iki görev yaptığınızda otomatik veriliyor. Ama şu araba da mı aynı? Bir bakayım. Bir dakika. Bu araba biraz farklı gibi geldi gözüme arkadaşlar. Büyük ihtimal onlar para kasarak almışlardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya giriyoruz. Buradan 1200'lük yumurta. Bundan gatli pet %6 şans. Yani en yüksek yumurta $1200. Taş deniyor ama burada ben $1200 demek istiyorum. Para demek istiyorum ya da fark etmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en düşük şu bronz. Arkandaki 300 para. Silver 550. Gold 800. Diamond bilette 200 para arkadaşlar. Yani Adobe Me'den birazcık farklı mı? Farklı. Evet, birazcık farklı arkadaşlar. Gerçekten bence güzel. Alanı falan da gerçekten Adobe Me'den güzel yapmışlar. Ama şurası biraz benzemiş. Bir de petleri farklı arkadaşlar. Mesela ben Adobe Me'de koyun görmedim. Buradaki petleri şöyle görmek isterseniz şuradan şöyle çıkayım, size birazcık göstermek istiyorum. Şöyle keşke üstünde yazıları yazsaydı ne oldu, ama anladığımız kadar bakacağız. Farklı olarak zebra var arkadaşlar. Şu anda benim gördüğüm farklı farklı petler var. Şu anda tam olarak ne oldu burada? Aa, biri burada şu an bir şey açtı arkadaşlar. Yumurta açtı arkadaşlarımız. Mükemmel. Şu anda arkadaşlar oyunda 23 tane pet, güzel petler var arkadaşlar. Gördüğünüz gerçekten mükemmel. Bu alanda ben gerçekten çok beğendim. Yani güzel duruyor. Bence oyun birazcık daha kapsamlı olmuş. Böyle kar yeri falan var. Gidelim oraya da bakalım hep beraber. Şu anda bir arabamı çağırayım isterseniz. Şöyle arabanın da düzenine bakarsınız hem de. Şu anda bir tane arabam var zaten. Baya baya hızlı. Çok iyi. Hemen şöyle inelim. Araba servisi arkadaşlar burası. Bence güzel düşünülmüş. Çok da gerçeğe uygun. Şöyle arabalara bakalım. Arabalar şu anda bunlar. Bu ne kadarmış mesela? 1500 taş diyor arkadaşlar. Evet, 700 taş, 2500 taş, 1500 taş. Aynı. 3 tane araba var şu anda sanırım, anladığım kadarıyla oyunda. Şöyle bakalım başka bir şey var mı? Evet, başka bir şey yok. Şu anda 3 tane bu arabalardan var. Bence güzel, yeterli. Şu arabayı çok beğendim mesela. Biraz daha param olduğunda bu arabayı almayı düşünüyorum. Burada ne yapıyoruz? Ha, burası danışma yeri işte arkadaşlar. Burada geliyoruz, araba danışıyoruz. Bence roleplayler için de gayet güzel bir yer olmuş. Böyle çalışanlar falan var. Bence gayet gayet başarılı bir oyun olmuş. Burası da gayet başarılı olmuş. Şu anda 3 arabası var. Çünkü oyun yeni arkadaşlar. Sonuçta bu kadar olması normal. Böyle parkı bu şekilde arkadaşlar bu arada. Park falan da yapmışlar, düşünmüşler. Büyük ihtimal görev sistemi gelecek zaten. Gelmiş yani, var zaten. Parkta böyle arkadaşlar gerçekten bence mükemmel bir şey yapılmış. Parkta da güzel. Bakın arkadaşlar şurada ağaçlar var. Gördüğünüz gibi bu ağaçları sallayıp sonra oradaki meyveleri alıp satabiliyoruz. Bu çok iyi bir şey. Bakın şu an sallıyorum gerçekten. Alış şekli çok güzel. Gerçeğe çok yakın bakın. Alıyorum, cebime koydum. Çok iyi, çok iyi. Bir de şunu alayım. Alıyorum, cebime koydum. Mükemmel, gerçekten harika. Şu da sallamak istiyorum. Bakın çok da güzel sallanıyor arkadaşlar. Bundaki meyveler, burada. Burada değişik değişik meyvelerin sahibi oluyorsun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarımız da yanımızda. Diğer meyveler de onlarda kalsın. Böyle şehirde evler oluyor. Herhalde anladığım kadarıyla bazı insanların da kapısının önünde var. Kendimiz satın alıp bahçemize koyuyoruz. Onun sahibi kimse olamıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir şey. Şöyle sahile doğru gitmek istiyorum. Size bir şey
şey daha göstereceğim. Nasıl para kazanacağımız, mesela sahilde maden yapıyoruz, balık tutuyoruz arkadaşlar. Yine para kazanıyoruz. Bence harika bu olay. Bakın burada şu anda, şunu bırakalım siz daha net görün. Burada şu anda var bir tane. Bakın alıyorum onu. Alıyorum. Alamadım. Aldım şu an. Evet aldım. Deniz kabuğu sanırım bu. Evet deniz kabuğu olabilir arkadaşlar. Bunları alıyoruz. Sonra da bunları gidip satabiliyoruz arkadaşlar. Satış dükkanı yeri de var. Bence Adobe'den gayet kapsamlı. Şimdi Adobe'ye geçtiğimizde de bunun eksikliklerini, bunların eksikliklerini göreceksiniz zaten. Hemen şunu da alalım. Hemen bunu da alalım. Aldım. Koydum. Oh yeah. Çok iyi. Arkadaşlarımız da çok tatlı bir şekilde arkamızdan geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten ama gerçekten daha kapsamlı, daha güzel düşünülmüş. Oyunda kalabilmek için nedenleriniz var. Buradan gelirsiniz mesela, buradan tekrar taşın çıkmasını falan beklersiniz diye düşünüyorum. Bence harika. Şöyle eve gidelim. Biliyorsunuz Adobe'nin ilk verdiği ev bu kadar büyük değil benim bildiğim. Değil mi ya? Bu kadar mı büyük yoksa aynı mı bilmiyorum tam olarak ama bu ev daha güzel ve düzenli duruyor. Evet arkadaşlar, Adobe'nin verdiği evden gerçekten farklı, biraz daha güzel buradaki evler. Ben biliyorsunuz ev konusunu, boyut konusunu daha çok seviyorum. Bakın dışında çok güzel durmuyor mu? Şehre bakın arkadaşlar. Şehir gibi yani, gerçekten böyle var yani, bu şeyi hissettiriyor insana. Bir de harita da güzel büyük. Adobe'de harita gerçekten ama gerçekten çok küçük. Yani roleplay çekerken bile aynı mekanlarda çekiliyor. Bu biraz kötü oluyor ama Adobe kadar bu oyun daha olamaz. Çünkü Adobe biraz daha ticaret anlayışı ve pet olarak, her şey olarak daha gelişmiş bir oyun. Arkadaşlar dikkat ettiğim şey, burada hayvanlarımızın bacakları var. Sadece ayak değil. Adobe'de biliyorsunuz sadece ve sadece ayakları var. Bu daha gerçekten gerçekçi olmuş, güzel olmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle evlere bakalım. Bakın bu 795 Robux'muş. Bunlarda da böyle değişik değişik güzel evler var arkadaşlar. Şuna bakar mısın? İki katlı falan. Hatta bunu bir alalım. Bunlar parayla arkadaşlar. Yani taş da alınıyor. Bu da taşta. Bu da taşta. Hepsi taşta. Sadece bir tane Robux dev var arkadaşlar. O da bu. Onu da şu anda sizin için alıyorum. Bir başka videoda da isterseniz bu videoyu like atın. Beraber düzenleriz bunları. Bence harika olur. Aa, para da verdi onu aldığım için bana. Vav, bu güzel. Bakın Adobe'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama bu bana para verdi bunun için. Vav, gerçekten mükemmel. Buraya neler yapılmaz ki arkadaşlar. Her dekoru yapabilirsin. Aşırı aşırı beğendim. Şu an buradan aşağıyı görüyorsunuz. Hani canlı canlı görüyorsunuz bu arada arkadaşlar. Herkesin ne yaptığına bakabiliyorsunuz burada. Bilgi sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu harika bir şey. Şöyle şuradan gezelim biraz bu evi. Evet arkadaşlar, ben olsam buraları falan kapatırım. Bir şeyler yaparım ama işte siz istiyorsanız eğer like atın arkadaşlar. Beraber bu evi mükemmel şekilde düzenleyelim. Bence harika olur. Merdiveni bulamadım. O kadar büyük. Ha buradaymış arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Merdiveni bulamadım ya. O kadar büyük evi ne yaptınız siz ya? Gerçekten ne yaptınız? Kocaman bir, şu an yani sarayım var benim ya. Şu an saray. Bence harika. 795 Robux'u da uygun bir ev arkadaşlar. Çünkü normalde Adobe'de de 500 Robux. Bundan kat kat küçük evler. Bence harika. Gerçekten bayıldım. Şöyle dışarı da çıkalım. Dışarıdan nasıl gözüküyormuş ona da bakalım hep beraber. Ha neden? Evin içine girdiğimde mükemmel her şey. Dışına çıktığım da asansör dinliyorum. Demek ki burası çıkış diye düşünülmüş. Onu ayarlayamamış olabilirler arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir şey. Petlerde biliyorsunuz Got the Pet Kitticon. Hemen diğer petlere bakalım. Hemen bakalım. Zebra var arkadaşlar. Zebra biliyorsunuz ki Adobe'de yok. Adobe'de yok zebra. Hiç olmayan bir pet. Ben hiç görmedim de zaten, böyle bir pet de yok. Gerçekten gayet de güzel bir pet. Diğer petlere bakalım. Çünkü fil. Mesela fil çok farklı yapılmış burada. Daha tatlı. Daha böyle animasyon gibi. Bence animasyon gibi oyunlar ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Diğer fil de zaten bir alakasız. Böyle penguen böyle arkadaşlar. Leopar da böyle. Bu arkadaşımız da, bu köpecik arkadaşımız da böyle. Koyun çok tatlı olmuş buraya. Koyun, biz mesela bir Adobe'de koyun yok. Neden yok? Seneler olmuş. Koyun olabilirdi arkadaşlar ama şu anda yok. Bu ankamın olmasına rağmen bu oyunda var arkadaşlar. Evleri de böyle. Bence gayet güzel oyun. Haydi bakalım Adobe'ye geçelim. Bir de orada bu konuya devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda Adobe'ye geldik. Şöyle Adobe'yi göstereyim. Alın arkadaşlar, harita bu. Biliyorsunuz ki evlerin olduğu harita bu kadar bir şey zaten arkadaşlar. Hemen her yeri görebiliyoruz. Orada daha ben size göstermediğim yerler var arkadaşlar. Gerçekten çok büyük harita. Başta evlerden bakalım hatta. Biz biliyorsunuz da Adobe'yi herkes biliyor. Küçük ev bu şekilde arkadaşlar. Oyunun bize ilk verdiği ev, gerçekten fazla bir şey yok. Sadece Adobe'de şu anda ne yapabiliyorsun? Gidip pet bölümüne gidersin. Yapılacakları söylüyorum. Mesela oyunda kalmanın için sebep. Yumurta açıyorsunuz arkadaşlar. Yumurta bölümünü gerçekten hiç geliştirmiyorlar. Birazcık daha farklı değiştirebilirler. Ama hala ve hala aynı duruyor. Hiçbir zaman değişmiyor. Bakın arkadaşlar, burada böyle bir bölüm var. Burayı farklı bir şekilde kullanılabilir. Neden kullanmıyorlar bilmiyorum ama kullanmıyorlar. Burada böyle bir bölüm var. VIP bölümü var. VIP bölümü gerçekten hiç mi ama hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Öyle farklı
tatlı bir şey verme, yiyecek koymuşlar oraya. Bence birazcık o saçma olmuş gerçekten. Ben şuraya bakalım. Şurada da hediye paketleri var. Yıllardır değişmiyor. Neredeyse bir senedir değişmiyordu diye düşünüyorum. Ben 3-4 aydır video çekiyorum. Ondan önce de bakıyordum. Ve bayağıdır buranın hiç değişmediğini gördüm. Nasıl diyeyim size? Muz, tamam muz çıkıyor. Hoverboard bir hafta öyle bir hafta böyle. Farklı hediyeler konulabilir diye düşünüyorum. Mesela neden 2 haftada bir yumurta da konulabilir mesela buraya hediye olarak? Hediye paketinin içinden yumurta çıksın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil bence. Yapılabilir. Yani binde bir şansı da olsa yapılabilir diye düşünüyorum. Burada pes kıyafetleri bölümü var arkadaşlar. Daha geniş kapsamlı bir şeyler olabilir. Çok zor değil hani bunlar. Diğer başka çok basit oyunlarda arkadaşlar bunların yapılabildiğini görüyoruz. Mesela petlerimizi istediğimiz gibi giydiriyoruz. Petlerin de dress up'ı var. Hem de bayağı geniş kapsamlı aynı kıyafetler gibi. Bu arada Overlook Bay'da kıyafet bölümünü göstermedim. O da bayağı geniş kapsamlı güzel kıyafetler var arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Hastane var. Aynı. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar burada. Ama şöyle bir şey daha var. Arabalar, mesela araba bölümüne gidelim. Arkadaşlar burada böyle bölümler var. Tamam, güzel yapılmış ama işlevsel olarak hiçbir anlamı yok. Sadece birazcık işte pot falan veriyor oralar. Burada da böyle bir bölüm var. Burada da yani gerçi baby shop ama gerçekten kullanılmıyor. Kahve. Kahve yerine falan çok güzel şeyler yapılabilir. Sadece kahve içmek için değil de dondurma yerine falan her şey farklı yapılabilir. Her bölümüne gelelim. Mesela küçücük bir bina zaten. Ama gerçekten güzel arabalar var tabii ki Adopt Me'de. Adopt Me yılların oyunu arkadaşlar. Şu küçücük bir yer. Bunda yine daha bir gerçekçi yapılabilir arkadaşlar. Sen geliyormuşuz gerçekten araba alacakmışız gibi falan olabilir. Bir tane burada bir tane şey var. Sadece başka da bir şey yok. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Adopt Me'yi, şunu emin olun, Adopt Me'yi şu anda hiçbir oyun daha geçemez. Birazcık zaman var. Çünkü Adopt Me'de ticaret sistemi gerçekten iyi oturmuş durumda arkadaşlar. Kornuma da bakalım. Unicornların gördüğünüz gibi petlerin en büyük farkı arkadaşlar. Renkleri de farklı. Duruşları da farklı. Bir de arkadaşlar şöyle bakın. Ayakları da farklı. Dikkatimi çeken şey bu. Bacakları yok zaten Adopt Me'de. Böyle daha böyle de tatlı duruyor. O ayrı konu. Ama Adopt Me'yi daha geçemez bence ama kapsamlı bir oyun. Gerçekten kapsamlı bir oyun diğer oyunda. Bu oyun ticaret sistemiyle ilerleyen bir oyun arkadaşlar. Ticaret sistemi olduğu için, yani takas sistemi de olduğu için daha o sistemi oturtmak gerçekten uzun süre alır diye düşünüyorum. Ama bence iki oyunda gayet başarılı oyun. Diğer oyunda yeni çıkmasına rağmen gayet başarılı ve eğlenceli. Ben biraz eğleniyorum. Evet arkadaşlar, Adopt Me vs Overlook Bay yaptık bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce hangi oyun güzel? Adopt Me mi yoksa Overlook Bay mı? Hangisi? Bunu siz karar verin. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyunlar hepinize koskocaman. Bay bay.